Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzun sonunda bu konuyla ilgili bazı notlar almamız gerektiğinden bahsetmiştik. Pratikleştirmek için arkadaşlar birinci notumuza başlayalım. Not 1 diyelim. Şimdi 180 derecede arkadaşlar bakıyoruz. 180 derecede ikinci bölgede olduğu için sadece sinüs pozitif. Sadece sinüs pozitif. Diğerleri negatif olduğu için birbirlerini arkadaşlar alfa artı beta eşittir 180 diyelim. Birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açıların sadece sinüsleri aynıdır. Sinüs alfa eşittir sinüs beta, sadece sinüsleri aynıdır. Diğer ifadeler, diğer fonksiyonlar zıt işaretlidir. Yani eksi kosinüs beta, tanjant alfa eşittir eksi tanjant beta ve kotanjant alfa eşittir eksi kotanjant beta şeklinde söyleyebiliriz. Birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri aynı, diğerleri zıt işaretlidir. Örneğin sinüs 120'yi hesaplamak istiyorsanız direkt sinüs 60'ı hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Kosinüs 135'i hesaplamak istiyorsanız eğer eksi kosinüs 45'i hesaplamanız gerekiyor. İkinci bölgede eksi olduğu için. Mesela sinüs 160'tan bahsediyorsanız arkadaşlar direkt sinüs 20'yi hesaplasanız da olur. Ama kosinüs 100'den bahsediyorsanız bunu 180'e tamamlayan açı 80 olduğu için ikinci bölgeden kaynaklı eksi kosinüs 80 diyeceksiniz. Diyelim ki tanjant 150'den bahsediyoruz. Arkadaşlar tanjant zıt işareti dedik. Dolayısıyla eksi tanjant 30 diye bunu yazabiliriz. Kotanjant için de yazalım. Kotanjant 110 mesela eksi kotanjant 70 şeklinde ifade edilebilir. Bu birinci kuralımızdı arkadaşlar. İkinci kuralımız not 2. Arkadaşlar daha önceden bahsetmiştik. Yine bir hatırlayalım bunu. İki açının toplamı alfa ile beta'nın toplamı 90 derece ise ya da pi bölü 2 ise burada birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne, birinin tanjantı da diğerinin kotanjantına eşittir demiştik. Toplamları 90 derece olan açıların birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne, birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir demiştik. Örneğin sinüs 50 arkadaşlar kosinüs 40 veya kosinüs 80 eşittir sinüs 10 şeklinde söylemiştik. Tanjanttan bahsedelim. Tanjant 45, zaten kotanjant 45'e eşitti. İkisi de 1 yapıyordu. Mesela kotanjant 25 eşittir tanjant 65 derece diyebilirsiniz. Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılarda da bu şekilde geçerli arkadaşlar. Şuraya not 3'ümüzü de sığdıralım arkadaşlar. Üçüncü notumuz. Arkadaşlar 360'ın esas ölçüsü eksiydi. Dolayısıyla dördüncü bölgede burada şunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Kosinüs eksi alfa eşittir. Dördüncü bölgede kosinüs sadece pozitif olduğu için 360 ya da 0 kullandığımız zaman da isim değişmeyeceği için direkt kosinüs alfa, sinüs eksi alfa eşittir. Dördüncü bölgede sinüs eksi olduğu için eksi sinüs alfa, tanjant yine dördüncü bölgede olduğu için eksi tanjant alfa ve kotanjant eksi alfa eşittir eksi kotanjant alfa. Buradan şöyle bir kural daha ortaya çıkıyor arkadaşlar. Daha doğrusu bir söylem yapalım. Kosinüs içerideki eksiği yutar, direkt kosinüs alfa diye çıkar. Diğer 3 trigonometrik fonksiyon sinüs, tanjant ve kotanjant içerideki eksiği dışarıya kusar diye söylüyoruz. Kosinüs eksiği yutar, diğerleri eksiği dışarıya kusar. Özellikle bu denklem çözümünde falan, trigonometrik denklem çözümünde falan işimize oldukça yarayacak bir bilgi diyoruz. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili mesela nasıl bir soru gelebilir karşımıza, onlara bakalım. Bununla ilgili gelecek soru kalıpları arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Tepesine sorunu yazmış. X eşittir pi bölü 14 ise şöyle sinüs 4x çarpı tanjant 5x bölü arkadaşlar kosinüs 3x çarpı kotanjant 2x nedir diye sormuş olsun. Şimdi sayın arkadaşlar pi bölü 14 diyelim. Tamam. Şimdi x eşittir pi bölü 14 ise sinüs 4x çarpı tanjant 5x bölü kosinüs 3x çarpı kotanjant 2x nedir diye sormuş. Size tavsiyem arkadaşlar bunun çözümünü yaparken hemen şunu yapın. İçler dışları bir kere yapın. 14x eşittir pi şeklinde ve bunun yarısını da 7x eşittir pi bölü 2 şeklinde hemen yapın. Sebebi burada yazmış olduğumuz iki pratik kural. Birbirini 180'e tamamlayan açılarda
Kosinüsler zıt işaretli, sinüsler arkadaşlar aynı demiştik. Tanjantlar yine zıt işaretli. 90'a tamamlamalarda ise birinin sinüsü diğerinin kosinüsü. İki kuralı soruda belki sormuş olabilir. Bunu görebilmek için bunları yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, şimdi sinüsle kosinüsü alttakilere dikkat edin. Bakın şu ikisinin toplamı ne yaptı? 7x yaptı. Yani birbirini nereye tamamlamış oldu? 90 dereceye. Peki şundan bahsetmedik mi? Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarda birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşitti. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit oldu. Sadeleşti, 1 kaldı. Yine şu ikisinin toplamına bakalım arkadaşlar. 7x yaptı. 7x neydi gene? 90 dereceydi. Bunlar ya birbirini 90'a tamamlıyor. Birbirini 90'a tamamlayan açılardan birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Yine bunlar da birbiriyle aynı olacaktır. Bu sorunun cevabı yine 1 yapacaktır. Evet arkadaşlar, yine şöyle yapalım. X eşittir pi bölü 12 ise şöyle yapalım. Tanjant 10x bölü arkadaşlar tanjant 2x çarpı sinüs sinüs 7x çarpı kosinüs x nedir diye buradan soralım. Evet. Arkadaşlar yine az önce söyledik. Böyle bir soru kalıbında yapmanız gereken en güzel şey bunları içler dışlar yapmak. Dolayısıyla şöyle yazacaksınız hemen. 12x eşittir pi. Buradan da 6x eşittir pi bölü 2 şeklinde yazacaksınız. Şimdi şu ikisine gene dikkat edin. Bakın bunlar ne yapıyor? Birbirini 12x'e tamamlıyor. Yani 180'e tamamlıyor. Peki biz şöyle bir not düşmüştük. Ona bakalım. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların trigonometrik oranlarında tanjantlar direkt zıt işaretlidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikisi birbirini 180'e tamamladığı için birbiriyle sadeleşir ama ne kalır geriye? Eksi 1. Şimdi şu ikisine bakalım. Arkadaşlar burada sinüs 7x'i şöyle yazabilir miyiz acaba? Sinüs 6x artı x şeklinde. Peki bu 6x dediğimiz şey bizim için nedir arkadaşlar? Pi bölü 2. Yani burası aslında sinüs 90 artı x olmuş. Sinüs 90 artı x dedi arkadaşlar. Yapmanız gereken şey 90'a bir şeyler eklediğinde ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgedeki açıların sinüsleri pozitifti. 90'ı kullandığı için ismi değişecekti. Ne diye? Kosinüs x diye değişecekti. Dolayısıyla buradaki arkadaşı arkadaşlar kosinüs x diye bulduk. Alttakiyle sadeleşecek. Dolayısıyla burada eksi 1 vardı. Bu sorunun cevabı da eksi 1 olacaktır. Karşınıza gelebilecek önemli soru kalıplarından bir tanesi budur arkadaşlar. X artı y eşittir pi bölü 4 şeklinde bir bilgi vermiş. Ve bize tanjant 5x artı 4y eşittir. Ne demiş olsun? 2 desin ise bize kosinüs x nedir diye soruyor. Evet. Arkadaşlar böyle bir soru kalıbında yapmanız gereken şey köşe açıları bulmaya çalışacaksınız. X artı y'yi bize 45 derece olarak vermiş. Burada 5x artı 4y var. Bakın direkt olarak ikisinden de 5'er tane ya da ikisinden de 4'er tane almamış. Ben bunu 5x'e tamamlasam bunu 5 ile çarpmam gerekir. 225 yapar. Çok işimi görecek bir açı değil açıkçası. Onun için şöyle yapalım. Şu 5x'i arkadaşlar çözüm için o 5x'i parçalayalım. Çözüm. Yani tanjant x artı 4x artı 4y şeklinde bunu parçalayarak yazarsak 4x artı 4y bakın x artı y 45'ti. 4x artı 4y bunun 4 katı. 45'in 4 katı ne yapar? 180 derece yapar. Ya da buraya pi de yazabilirsiniz. Şimdi burası artık x artı pi oldu. Yani x artı 180 3. bölgeye kaydı. 3. bölgedeki açıların tanjantları arkadaşlar pozitiftir. 180'i kullandığınız için de ismi değişmez. Dolayısıyla tanjant x buradan ne çıktı? 2 çıktı. Bize bunun kosinüsünü soruyor. Hemen bir dik üçgen çizip arkadaşlar bunun değerine bakalım. Tanjant x'i 2 vermiş. Şuraya x diyelim. Tanjant karşı bölü komşuydu. Bunun altında gizli bir 1 olduğunu düşünürsek karşı bölü komşu 2 bölü 1. Pisagor'dan burası kök 5 elde edilir. Kosinüsünü soruyordu bize. Komşu bölü hipotenüsten de kosinüs x eşittir 1 bölü kök 5 değerini elde edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bununla ilgili şekilli sorulardan bahsedelim bir iki tane de. Şöyle bir soru mesela karşımıza gelebilir. Arkadaşlar
Böyle bir ABCD karesi versin. Benim şeklim çok maalesef iyi değil. Siz bunun kare olduğunu hayal edin. Şurası alfa. Şurası A, B, C, D karesi olsun. Şuraya da E diyelim. A, B, C, D bir kare. Bize A, E eşittir. 5 tane E, C uzunluğu olarak vermiş olsun. Bize de ne diyelim? Mesela kotanjant alfanın değerini sorsun. Arkadaşlar, önceki videolarımızda buna benzeyen bir soru çözdük ama açı alfa burada değil biraz daha şuradaydı yani dar açıydı. Şimdi burada geniş açı verilmiş. Geniş açılarda trigonometrik oranı nasıl bulacağız ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar EC uzunluğuna K dersek bunun çözümü için buraya K dersek geri kalan AE uzunluğu 5K gibi bir ifade elde ederiz. Toplam köşegen uzunluğu 6K oldu. Biz şunu biliyoruz bir karede köşegenler arkadaşlar birbirini dik ortalar. Toplam 6K'ydı. O zaman burası bakın. Şurası 3K olur. Şuraya da 2K kalır. Şurası tekrar 3K elde edilir. Şimdi biz kotanjant alfayı hesaplamaya çalışıyoruz. İsterseniz şuradaki açıya beta ismini verelim. Şunu elde ettik. Alfa artı beta eşittir 180 derecede. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda kotanjant alfa eksi kotanjant betaydı arkadaşlar. Birbirinin zıttı geliyordu. Kotanjant alfanın olduğu yerde bir dik üçgen olmadığı için onu hesaplayamıyorum. Dolayısıyla ben kotanjant betayı hesaplayacağım. Kotanjant beta dediğimiz şey de komşu bölü karşıdan 2 bölü 3 gelecek. Fakat önünde eksi olduğu için bu sorunun cevabı eksi 2 bölü 3 olacaktır. Evet arkadaşlar şöyle yine bir birim kareden oluşan bir şekil yapmaya çalışalım. 1, 2, 3, 4 olsun. Çok çirkin. Evet. Şu şekilde arkadaşlar şunu gönderelim şuraya. Şurası alfa olsun. Buradan da gönderelim. Şuradaki açı da burası dar açı oluyor. Şuraya yapalım. Burası da beta olsun. Arkadaşlar kosinüs alfa çarpı tanjant betanın değeri nedir diye sormuş olsun bize. Şimdi sayın arkadaşlar burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki açı alfaysa arkadaşlar alfa bir geniş açı olduğu için direkt trigonometrik oranı üçgenden bulamıyoruz. Geniş açıların trigonometrik oranlarını üçgenden elde edemeyiz. O zaman dar açılarına bakacağız arkadaşlar. Bunun dar açısı neresi olabilir? Mesela şurasını alabiliriz. Şuraya A diyelim mesela. A. Ne oldu burası? Bir U şeklinde oldu bakın. Şurası alfaydı. Şuraya da A dedik. Şu iki kolda birbirine paralel olduğuna göre bu ikisinin toplamı 180 dereceydi. Dolayısıyla alfa artı A eşittir 180 derece diyebiliriz. Buradan sonra birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların trigonometrik oranlarında kosinüsler zıt işaretliydi. Yani kosinüs alfa aslında eksi kosinüs a'ya eşit. Bakın arkadaşlar. Alfa geniş olduğu için onun trigonometrik oranını hesaplayamıyorum. Onun yerine kosinüs a'yı hesaplayıp eksilisini alıyorum. Şimdi şurası dik üçgen. Şurası 3 birim. Şurası 4 birim. Pisagor'dan da şurası 5 birim gelecek. Kosinüs A ne demekti? Komşu bölü hipotenüs. Dolayısıyla 3 bölü 5. Önünde de eksi olduğuna göre eksi 3 bölü 5. Yani kosinüs alfa eksi 3 bölü 5'miş. Beta'nın olduğu şekle bakalım. Beta'nın olduğu şekilde de arkadaşlar dikkat ederseniz yine bir geniş açı var. Oradaki onu tamamlayacak şuradaki açıyı alalım arkadaşlar. Ona da B açısı diyelim. Bu B açısı da tam bir köşede açı değil. Dolayısıyla bunu da yöndeş açılardan şuraya paralel olarak çektiğimiz için eşit olarak alabiliriz. Açıyı taşıdık B diye onu da yazalım. Arkadaşlar beta ile da B'nin toplamı yine 180 derece. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların da arkadaşlar tanjantları zıt işaretlidir. Dolayısıyla tanjant betayı hesaplayamadığım için onun yerine eksi tanjant B'yi hesaplıyorum. Tanjant B arkadaşlar karşı 4 komşusu 1. Dolayısıyla cevabımız eksi 4 bölü 1'den eksi 4 gelecektir. Bize soru bu ikisini çarpın demişti. Çarptığınız zaman arkadaşlar 12 bölü 5 cevabını elde ediyoruz. Evet açısal indirgemelerle ilgili kaldığımız yerden sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi demiş? Eksi kosinüs 58'e
eşittir diye sormuş arkadaşlar. Alttan başlayalım bu kez çözmeye. Kosinüs 302 arkadaşlar, eksi kosinüs 58 eşit midir acaba, ona bakalım. Şimdi arkadaşlar 58'i kullanabilmek için ben bunu kosinüs 360 eksi 58 diye gösteriyorum. Dördüncü bölgede bir açı olduğu için pozitif değer alacaktır kosinüs. 360'tan çıkardığım için ismi değişmeyecektir. Kosinüs 58. Bakıyorum arkadaşlar, bu artı kosinüs 58 çıktı. Dolayısıyla eksi olmadığı için buna eşit olamaz. 212'ydi arkadaşlar. Yine 58 dereceyi kullanmak için ben bunu 270 eksi 58 diye gösteriyorum. Üçüncü bölgede olduğu için bir kere eksi gelecektir ama 270'i kullandığımız zaman bu fonksiyonun ismi sinüs diye değişecek. Bize kosinüs 58 lazımdı. Bu da olmadı. Arkadaşlar Ceyhan şıkkında eksi kosinüs eksi 58 demişti. Biz bir not yazmıştık. Kosinüs içerideki eksiyi yutuyordu. Dolayısıyla burası direkt kosinüs 58 çıkacak. İsmi arkadaşlar aynı ama önündeki işaret farklı olduğu için bu da eşit olmadı. Sinüs 32 arkadaşlar birbirlerini 180'e tamamlayan açılarda birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Dolayısıyla sinüs 32 aslında kosinüs 58 demektir. Dolayısıyla bakıyoruz bu da işaret olarak tutmadı. A şıkkına geldik arkadaşlar. Eksi sinüs dışarı kusar dedik. Eksi sinüs 32. Sinüs 32'yi de zaten bir önceki şıkta da kosinüs 58 diye bulmuştuk. Eksi kosinüs 58'e eşit olan Adana şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar, yine çok güzel bir soru. Öğrenci arkadaşlarının çok sıklıkla takıldığı sorulardan bir tanesi. Bir ABC üçgeninde arkadaşlar sinüs A artı B açısı eksi sinüs C falan gitmiş. Burada şunu söyleyelim arkadaşlar çözüm için. Bir üçgende arkadaşlar, bir üçgende A açısı, B açısı ve C açısının toplamı 180 derecedir. Ve bunların yarılarını topladığınız zaman ise B bölü 2 artı C bölü 2 eşittir 90 derece olacaktır. Şimdi birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açılarda sinüsler birebir aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla A artı B'nin sinüsü C'nin sinüsüne eşittir. Yani buradaki ilk ifadenin yerine sinüs C yazabiliriz. Dolayısıyla sinüs C ile sinüs C birbirini götürdü. Burası gitti. Arkadaşlar geldik 90'a tamamlama sorusuna. A ile C'nin toplamı, bakın A artı C bölü 2 şu ikisinin toplamı birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarda birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Dolayısıyla A bölü 2 ile C bölü 2'nin toplamı bunun tanjantı diğer arkadaşın yani B bölü 2'nin kotanjantına eşittir. Yani buradaki fonksiyonun yerine biz kotanjant B bölü 2 yazabiliyoruz. Şimdi kotanjant B bölü 2 ile de tanjant B bölü 2 açılar aynı olduğunda çarpımları ne geliyordu? 1 geliyordu. Bu ikisinin çarpımı arkadaşlar 1 gelecek. Gelelim alt tarafa. Şimdi sin kare B artı C bölü 2 arkadaşlar birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılarda birinin sinüsü diğer arkadaşın diğer açının kosinüsüne eşittir. Dolayısıyla şu fonksiyonun yerine sin kare b artı c bölü 2'nin yerine biz kos kare a bölü 2 yazabiliriz. Şunu da biliyoruz. Kos kare ile sin karenin açıları aynı olduğu zaman toplamları 1 geliyordu. Dolayısıyla alt taraf şu kısım arkadaşlar şuradaki kısım 1 elde edilecek. Gelelim yan tarafa. Arkadaşlar birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açılarda kosinüsler zıt işaretliydi. Yani A ile C'nin kosinüsü, A artı C'nin kosinüsü, kosinüs B'nin eksilisine eşittir. Yani şu kısma eksi kosinüs B yazabiliriz 180'e tamamladığı için. O zaman bunlar da birbirini götürdü. Burası da 0 çıktı. Cevabımız şurası zaten 0 çıkmıştı. Şurası 1 çıkmıştı. Birinci kısmı biz gene 1 bulmuştuk. İkinci kısımda yine 0 bulmuştuk. O zaman bu sorunun cevabı yine 1 elde edilecektir. Geldik tanjant 25 eşittir A ise. Tan kare 170 çarpı tan kare 280 diye verilmiş. Arkadaşlar bakın ben birincisini tanjant 170'i şu şekilde yazabilirim. Tanjant 180 eksi 10. İkinci bölgede olduğu için eksi 180'den çıkardığım için ismi değişmeyecek. Eksi tanjant 10. Ama karesini almış artı tan kare 10 yapar. İkincisine bakalım. Tanjant kare 280'i arkadaşlar tanjant 280'i tanjant 270 artı 10 diye yazarsak. Üçüncü bölgede pardon dördüncü bölgede olduğu için yine eksi fakat 270'i kullandığımız için ismi değişecek. Kotanjant 10 olacak. Şimdi şunu karesini aldığımız için tan kare 10 bunu da kot kare 10 diye buluyoruz.
Tanjantla kotanjantın çarpımı 1 yapıyordu. Şu x'i birbirini götürdü. Ne kaldı burada? 1. O 1 ile de buradaki 1 birbirini götürdü. O zaman bu soruda yukarıda elde ettiğimiz şey kosinüs kare 65. Altta da arkadaşlar sinüs 155 var. Şimdi birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılarda birinin kosinüsü diğer açının sinüsüne eşittir. Dolayısıyla burası sinüs kare 25 olarak gelecek. Yine 180'e tamamlama kuralında birbirini 180'e tamamlayan açıların birinin sinüsü diğerinin de sinüsüne eşittir. Dolayısıyla burası sinüs 25. Sadeleştirdiğiniz zaman sinüs 25. Yani bu sorunun cevabı sinüs 25'i A olarak verdiği için A şeklinde gelecektir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bir x açısı vermiş. 90 ile 270 aralığında. Fakat sinüs x'i 5/13 vermiş. Sinüsün değeri pozitif. Arkadaşlar 90 ile 270 düşünüldüğünde ikinci ya da üçüncü bölgeyi düşünüyoruz demektir. İkinci ve üçüncü bölgede sinüsün pozitif olduğu bölge ikinci bölgedir. Yani aslında burada x aslında pi bölü 2 ile pi aralığında olmalı. Bunu keşfetmemizi istemiş. Sinüs x'i bize ne vermiş? 5/13. Hemen bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. Şuraya x desin. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. 5/13 verdiğine göre burası 5, burası 13. Pisagor'dan, özel üçgenlerden buradaki dik kenarda 12 buluyoruz. Şimdi tanjant x'e geldik arkadaşlar. Tanjant x ne demekti? Tanjant x karşı bölü komşu demekti arkadaşlar. 5/12. Fakat ikinci bölgede olduğu için bunun önüne ne gelecek? Eksi gelecek. Çarpı kosinüs x. Kosinüs de komşu bölü hipotenüs demekti. 12/13 demekti. Dolayısıyla ikinci bölgeden de bir eksi gelecek. Buradan da 12'ler sadeleştiğinde arkadaşlar eksiler de giderse 5/13 cevabını elde ediyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz şu şekilde çözümleyelim. Arkadaşlar yine birinci ve ikinci bölgeden bahsetmiş. Bakın 0 pi aralığında bakalım kosinüs x ne gelecekmiş. Önce burada içler dışlar çarpımı bir yapalım. 4 sinüs x artı 12 kosinüs x eşittir 3 sinüs x arkadaşlar çarptığınız zaman eksi 6 kosinüs x elde edecek. Sinüsler bir tarafta kosinüsler bir tarafta toplansın. 18 kosinüs x eşittir. Karşıya attınız. Eksi sinüs x gelecek. Buradan da kosinüsü karşıya atarsanız 18 eşittir. Eksi sinüs x bölü kosinüs x. Yani 18 eşittir. Eksi tanjant x. Ya da kısaca tanjant x eşittir. Eksi 18. Arkadaşlar tanjantın eksi olduğu yer, bakın birinci ve ikinci bölgeden bahsetmişti. O zaman bizim için burası ikinci bölge olmalı. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Hemen üçgenimizi çiziyoruz. Hemen bir dik üçgen çizelim şurası. Tanjantı 18 vermiş olsun. Şuraya x diyelim. 18/1. Şurası da kök içinde arkadaşlar 325 olacaktır. Evet arkadaşlar kök içinde 325'i bulduk Pisagor'dan. Bize kosinüsü soruyordu. Kosinüs x eşittir. Komşu bölü hipotenüsten yani 1/ kök içinde 325. Fakat ikinci bölgeden bahsetmiştik. İkinci bölgeden de ne gelecek? Bir tane eksi gelecek. Eksi 1/ kök içinde 325 gelecek. Arkadaşlar 25'ten burada... %4 tane var. Burada 13 tane var. Dolayısıyla bunu dışarı aldığınız zaman eksi 1/5 kök 13 şeklinde sanırım yazabiliriz. Evet arkadaşlar açısal indirgemelerle ilgili soru kalıplarımız bu şekilde. Bir sonraki videomuzda trigonometrik fonksiyonların sıralanmasıyla ilgili sorularla karşınızda olacağız. Esen kalınız.